Merhaba arkadaşlar, bu videoda Solidcam programında diş çekme göreceğiz. Gördüğünüz gibi dişin şekli görünmüyor ama bize çizgi yeterli. Biz taslak olarak diş çapını işlememiz yeterli. Dış çapta olabilir, bu diş çapta ve şu an dış çapta göstereceğim. Aynısını diş çapta da siz yapabilirsiniz. Şimdi bunun için arkadaşlar geliyorum. Öncelikle çapımı bilmem gerekiyor. Size göstermek için ben biliyorum ama çizdiğim için parçayı. Çap 20 milim bir şeye diş açacağız. Yani örneğin çap 20, 2 diş. Bir burada dişimiz olsun. Bunu yaparken ince nüanslarını göstermeye çalışacağım. Piyasada şunu gördüm. Birçok arkadaşın işte G92 kullandığını gördüm. G76 ama diş dibini hesaplarken değişik kendilerince metotlar bulmuşlar. Örneğin silici uç kullanıyor, işliyor, dış çapı tutturduğunda iç çapta oluşmuş olduğunu düşünüyor veya mastar kullanıyor gibi. Burada aslında yapmamız gereken diş hesabı yaparken bunun katalog değerlerinden diş dibinde bulabilirsiniz ama 0.65 çarpı diş adımı. Eğer çapı bulmak istiyorsanız çarpı 2, yani iki taraftan diş derinliği olduğu için ve bunu da dış çaptan çıkarsanız diş dibini bulmuş oluyorsunuz. Şimdi burada bu konuya kitapta ciddi yer verdim. Hem G76 ile hem diş metotlarının hangi metotla açılırsa nasıl bir durum oluşur, dışına işte 76 ile pah kırmalar gibi veya G92 ile pratik olarak nasıl işte alt alt x ile yazarak nasıl işlediğimizi göstermeye çalıştım. Şimdi işimize gelecek olursak burada geliyorum arkadaşlar. İşler, tonalama ekle, vida açma. Şimdi vida açmaya geldim. Burada ilk önce geometri seçeceğim. Geliyorum yeni geometri. Şuraya geliyorum arkadaşlar, şu çizgimi seçiyorum ve onaylayıp buraya daha sonra döneceğim. Şu an bir takım seçiyorum. Şuradan yeni bir takım seçeyim. Yeniden aslında ben tarayı eklemiştim. Buradan dış çap. Ucum arkadaşlar ikilik çekeceğim. AG ve metrik çekeceğim. Burada önemli bu. AG 60'da kullanabilirsiniz. Bunu AG 60 dediğimiz şey misal örneğin 1 milimle veya 0.5 milimle 3 milim, 3.5 milim derinliğinde şey adımı 3.5 olan dişi çekebiliyorsunuz veya 3 ile 5 arasında gibi böyle şeyler. Çalıştığım iş yerlerinde genelde elimde çok diş çekmediğim yerlerde bile elimde bulunduruyorum katerli takımı. Bu önemli oluyor. Sincisi olmuyor ama dış çapını falan bir hesapla bir yaptığımızda birçok diş, yani özellikle işte 1.5, 1.25, 1.5, 1.75, 2 gibi birçok ucu tutana kadar bir tane takımla birçok şey hallediyoruz. Bunun dezavantajı da var. Tabii avantajı da var. Şimdi buraya gelecek olursak arkadaşlar, bu silicili bir uç gördüğünüz gibi. Burada açısının 60 derece oldu. Metrik dişlerde 60 derecedir arkadaşlar. Whitworth olsaydı şöyle baktığımda diş çekme açı değişmedi. Bunu siz elle değiştirirsiniz. Örneğin inç de 55 derecedir bildiğiniz gibi. Şimdi şuraya geliyorum arkadaşlar. P, yani adımı 2 olan bir uç. Bu ucu bir tam girerseniz değerlere daha faydalı olur arkadaşlar. Uç tipi de burada önemli. Bu şu tip uçlar da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hangi tip uç onu tanımlayabilirsiniz. Burada montajdan takımın duruşuna bakacağız. X artı yaparsanız dik çalışan takımı X artı da çalışıyor. Eğer görmek isterseniz zaten şöyle boşa gelirseniz buradan tik açık olduğu için. Şuradan gördüğünüz şöyle uzaklaşayım. Daha rahat görüyoruz. Gördüğünüz gibi istediğim takım benim. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Gövdeye bakıyorum. Gövde önemli burada. Ben 25'lik 8 inç tornamız olduğunu düşünüyorum. Ve 25-25 bir kater bağladığını düşünüyorum. Arkadaşlar burası A neyse diğer buradaki görünmeyen yan taraftaki diğer B ise görüneyim. Orası da
25'tir. Yani 25-25 diye geçer genelde katelde piyasada. 20-20, 16-16, 32-32. Yani kare olarak geçiyor. Buradan yönleri belirtebiliyorsunuz. Ben seçiyorum, okeyliyorum. Şimdi ben aslında orada 2 değil de 1 seçebilirdim. Aslında torna hesap yaparken oradaki değeri almıyor. Burada tekrar belirttiğiniz değeri alıyor. Sadece simülasyonda eğer uç küçük kalırsa orada dişi bozduğunu görürsün ama tezat işlerken dişi bozmaz ama tam değeri girmenizi tavsiye ederim yine de. Asıl bilgiyi buradan alacak. Orada görselini göreceğiz. Bilgiye geliyorum arkadaşlar. Malzemenin durumuna göre değişir ama örneğin çelikte falan 1000 devirler falan işin durumuna göre dediğim gibi yine yüksek devirler. Biz 500 devirde çekelim. Kesme devrimiz de 500 olsun. Burada orijini ekleyebilirsiniz sıfırlama yerine. Soğutma sıfırını açabilirsiniz. Seviyelere geliyorum arkadaşlar. 2 milim emniyet mesafesi iki taraftan da. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar dişi nereye çekeceğimizi soruyor. Biz buraya çekeceğiz gördüğünüz gibi. Çevresel dış çap diye. İç çapa çekebilirsiniz. Alına çekebilirsiniz. Puntadan aynaya doğru veya aynadan puntaya doğru çekebilirsiniz. Aşağı adım kaç kaç olsun diye soruyor. Bunu işin durumuna göre değiştirebilirsiniz. Kaç ağızlı diş çekmek istiyorsunuz arkadaşlar burası da? Yani 2 ağızlı, 3 ağızlı, 4 ağızlı. Kitapta bunu manuel olarak işte 3 ağızlı dişi, 2 ağızlı diş veya 4 ağızlı dişi nasıl çektiğimizle ilgili yer verdim kitapta da. Çünkü ihtiyacı oluyor. Bu ağzı bilmeyenler için izliyorlarsa aklımıza şu gelebilir. Bizim o pet şişeler, o 0.5 litrelik pet şişeler mesela çok yarım tur bile çeviriyor, çeyrek tur çevirdiğimizde bile çok hızlı kapatılıyor. Hızlı açılıp kapanmasını istediğimiz yerlerde kullanıyoruz. Birkaç tane giriş oluyor burada istediğiniz sayı kadar. O kadar da yol alıyor. Yani sizin adımınız 2, 3 ağzınız var. Bir tam tur çevirdiğinizde 2 kere 3, 6 milim hareket ediyor demektir. Buraya geliyorum arkadaşlar. Önemli olan buraya 2 yazacaksınız. Burada hesap yapacaksınız arkadaşlar. Benim dış çapım 20 idi. Şimdi 0.65 çarpı 2, bu da 1.3 yapıyor. 1.3 bu bir tek taraftan derinliği. İki taraftan olduğu için 2.6. 2.6 ile 20'den çıktığımızda 17.4 yapar. Yani benim diş tipi çapım 17.4. Yani 17.4'e kadar diş çek diyorum. Harici finish attırabilirsiniz. Bu önemli bence. Başka takımla da attırabilirsiniz. Kendi takımla harici finish başka takımla burada gördüğünüz gibi şey gelip atabilir veya silebilir. Pardon, harici takımın. Şimdi biz burada işlerken ne yapıyor takım? Yukarı doğru sıvama da yapıyor. Çapta, dış çapta büyüme yapıyor. Onu silebilirsiniz. Finish atsın istiyorum. Burada metotları gösteriyor. Hangi tür bir boşaltma yapmak istiyorsunuz? Bunların hepsinin kendine göre bir özelliği var. Kitapta da bunları da değinmeyi hatırlıyorum. Yani biz burada tezah kod G-kod üretirken buraya alıyor. Yani oraya bir yazdı. Kateri seçerken yani ucu seçerken bir yazsanız da buraya iki yazmanız önemli. Onu sadece burada görsel olarak alıyor. Şimdi hesapla diyorum bu kadar konuştuktan sonra simülasyon diyorum. Tornalama. Biraz da yaklaşalım. Sen açıktan rahat görelim. Şöyle geliyor bakın. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bakın ya ben tamam bu geometri seçtim ama ya dişim bu kadar ileri gitmesini örneğin radius başlıyor. Biraz daha hani şuraya kadar gelmesini istemiyorum örneğin. Ne yapmam gerekiyor? Burada kısmam gerekiyor. Birazcık içeride kalmasını isteyebilirim. Burada tamamen tabii çalışacağı yere göre, resme göre değişiklik yapılmaya müsait. Ona bakmak lazım. Şurada çok anlaşılmıyor. Şurada bakın çok yukarıda anlaşılmıyor ama takım yolundan dolayı. Şuradan gördüğünüz gibi diş bozuk. Niye? Ben başlarken direkt çizginin oradan direkt şuradan
daldı, girdi. Bunu düzelteceğim şimdi. Demin onun için demiştim. Geometriye tekrar geleceğiz diye. Geliyorum geometriye. Arkadaşlar geometri düzelt. Geometriyi nasıl düzelteceğiz? Şimdi burada şöyle bakalım. Görmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya gelip bakın örneğin bir 3 değeri yazdık. Bakın şurada şuraya dikkat edin. Şuraya bakın şöyle yapayım biraz daha. Şuraya dikkat edin. 3 yazdığımda ileri gitti. Gördünüz mü? Burada eğer böyle bir şey yaparsanız şeye doğru gidiyorsunuz. Teza bindirmeye doğru gidiyorsunuz. Örneğin buraya bir de işte 8 falan yazarsanız direkt işte takım bırakıp işlemi isteyecek ve çarpma oluşacak. Dikkat etmeniz lazım. Ben 2 milim geri de kalmasını istiyorum. Bakın geri geldi. Ve başlarken offset dediği şey arkadaşlar nereden başlasın? Başlarken örneğin Z'de de 3 milim geriden başlasın şuraya. Nasıl 3 milim? Burada 2 milim pahım vardı. 1 milim de geriden başlıyor. Hem dışarıdan başladığını görmüş oluyorum. Gördüğünüz gibi şurada da gösteriyor. Şimdi bakalım simülasyona. Şöyle kaydet hesapla simülasyon. Tornalama. Şöyle yaklaşıyorum. Bakın şimdi aynı şeyi gördünüz mü? Hem burada biraz geride bırakabiliyorum. Çarpma riski oluşursa. Hem de dişim daha güzel çıkış yapmış oluyor. Şuradaki az olması arkadaşlar ağızlama ile ilgili. Yani pah da çok hani pah gerekmese bile normal bir işte. Biz burada bu genelde pah kırarız. Hazır standart cıvatalar aldığınızda görürsünüz. Bunun sebebi ağızlama yapsın. Somuna geçeceği yere ağızlama yapması içindir. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar dişimizi çekti. Diş bu şekilde arkadaşlar. Çok zor değil. Gördüğünüz gibi ben solkem bu yönde seviyorum. Daha önce de belirttiğim gibi birçok yani en az şöyle söyleyeyim. Bundan her iki kem kullandım. Kalıp da işledim. Seri üretimde de kullandığımız yerler oluyor. Ama solkemi beğeniyorum. Onun için de solkemi kullanıyorum. Seve seve kullanıyorum. Başka bir program öğrenmeye de ihtiyaç duymadım bundan sonra. Dediğim gibi kitapta arkadaşlar dişle ilgili tablo da koydum. Teknik tablolar koydum. Kitap eğer elinize ulaşırsa almak isterseniz. Kaynak bir kitap olması için çalıştım. Eksiklerim vardır. Ama inşallah güncellemelerde hani eğer satışım olursa, satış yapabilirsek güncelleyebilecek bir durumumuz, maddi gücümüz olursa. Çünkü ben bunu tek başıma biraz firmaların desteğiyle reklam alarak yapmaya çalışıyorum. Eksiğimi de bildirirseniz mail adresi falan var. Oradan sevinirim.